güneşimiz var, doğamız var, tarihimiz var, kültürümüz var. Ama biz bunlardan bugüne kadar yeterince yararlanamadık arkadaşlar. Biz hep şunu söylüyoruz. Samandağ'ın kurtuluşu turizmde. Madem bu kadar güzel bir turizm potansiyelimiz var, o zaman bunu işlemek lazım. Şu anda temelini atmak üzere toplandığımız bu alan arkadaşlar, biz göreve geldiğimiz zaman hemen hemen hepiniz çok iyi biliyorsunuz, burası adeta birane gibiydi. Derme çatma yapıların, molozların, tahtaların, tenekelerin olduğu bir alan halindeydi. Bu bölgede daha yürüyüş yolumuz var. Daha bisiklet yolumuz var. Daha gezinti yolumuz var. Ve arka tarafta da yerel ürünlerimizin pazarlanacağı satış reyonlarımız var. Burayı projelendirirken, yol alırken, bunun finansmanını sağlarken bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Lütfü Savaş'a da çok çok teşekkür ediyorum. Tabii pandemi nedeniyle Büyükşehir çalışıyor ama sessiz çalışıyor. İnşallah meyvelerini şu pandemi biraz yumuşasın. Hep birlikte yemeye başlayacağız. Önce köprümüzü açacağız. Sonra şehrin ortasındaki çok katlı, 3 katlı otoparkımızı açacağız. Daha sonra en üstteki zirveden bütün Samandağ'ını seyredeceğimiz parkımızı açacağız. 3 tane açacağımız şey var. Ama tabii ki bu sahiller bize ait olmamasına rağmen Samandağ Yayla Dağı'ndan itibaren başlayarak ta Erzincan'ın sonuna kadar 185 kilometrelik bütün alanı 2 tane traktör, 2 tane tekne ve 95 kişiyle Nisan 15'inde başlıyoruz. Kasım 15'ine kadar temizlik yapıyoruz. Bunun dışında tabii ki geçen sene başladığımız içme suyu şebekesi var. %77'lerdeyiz, onu bitirmek üzereyiz ama burada bir sıkıntımız var. Sayın Kaymakamımıza konuyu arz ediyorum. Orada bir Cumhuriyet Caddesi, yanlış hatırlamıyorsam, o cadde karayollarına ait ve biz o caddeden suyu geçiremediğimiz sürece evlere su verme şansımız yok. Bu nedenle kaç aydır karayollarından bunu istiyoruz. Maalesef alamadık. Sayın Kaymakamımız ve buraya destek veren Sayın Milletvekilimiz, iktidar milletvekili oraya da destek verirse çok mutlu olacağım. Tez vakitte biz bu işi bitirmiş olacağız. Çünkü Samandağ yaz geldiği zaman özellikle Ağustos'tan itibaren su sıkıntısı çekmeye başlıyor. Ama hizmet bitmiyor çünkü yılların açığını kapatmamız lazım. Bu sadece Samandağ'ında değil, bütün ilçelerimizde aynı şey geçerli. Şu ana kadar sadece 9 tane arıtma tesisi yaptık. Bu birkaç tur Türkiye'ye dönecek altyapı yaptık. Ama yapmaya devam edeceğiz çünkü daha sağlıklı, daha temiz ve daha huzurlu bir Hatay istiyoruz. Ben bugün bu açılışı, bu temel atma törenini onurlandıran sayın protokolümüzden itibaren bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Atatürk'ün adını taşıyan bu parkın tüm Samandağlılara, tüm Hataylılara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ve inşallah en kısa zamanda açılışı içinde hep tekrar burada buluşmak üzere hepiniz sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bugün Hatay'ımızda birliğimize, beraberliğimize ve huzurumuza kim hizmet ederse Allah ondan razı olsun diyeceğiz. Türkiye'nin ve Hatay'ımızın herkesin faydalanabileceği güzel bir hizmet ortaya çıkmış oldu. Emekleri geçenlere saygıyla, minnetle, şükranla teşekkür ediyorum. Bu güzel projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu projenin gerek Samandağ'a gerekse bölgemize hayırlı olmasını diliyor. Hepinize tekrar saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Samandağ'a hizmet etmek bizim için bir onurdur, bir gururdur. İnşallah hep beraber hayal ettiğimiz Samandağ'a kavuşmak için elimizden geleni yapacağız.